Bitkiler, çocuklar ve hayvanlar dünyamızı güzelleştiriyorlar. Bizlere sağlık veriyorlar. Dünya var olduğundan beri pek çok kereler salgın hastalıklarla mücadele etmiş. Bunlardan biri de tüberküloz, verem. Damlacık yoluyla ve kirli hava sebebiyle daha fazla yayılıyor. Aşısı bulunmuş. Bu mücadele sırasında bazı hekimler hastalarına yer değişikliğini, hava değişikliğini reçete etmişler. Bu sayede insanlar gittikleri yerlerde yeni bitkilerle tanışmışlar ve faydalarından yararlanmışlar. Sardunya güzel kokusuyla mentollü bitkiler kadar etkili. Üretimi ve bakımı da oldukça kolay. Bahar aylarında üretimini yapıyoruz. Mart, Nisan gibi. Elbette belirleyici unsur yaşadığımız coğrafya dondan sakınmamız gerekiyor çünkü kökler su içeriği yüksek olduğu için çürüyebiliyor. Kış aylarında da budama yapıyoruz. Yaz aylarında çiçek açan bir bitki ve bolca faydalı böcekleri, kuşları kendisine çekiyor. Budama aracı olarak keskin bir araç da kullanabiliriz. Elimizle kırıp bir toprak alanı dikebiliriz de. Burada üst kısım birazcık boşta kaldı. Daha sonra toprak ilavesi yapacağım. Budama araçlarımızı alkolle dezenfekte edersek daha sağlıklı çelikler yani üretim araçlarına sahip oluruz. Her bitkide olduğu gibi sardun yanında bazı hastalıkları mevcut. Bunu önlemek için sulama disiplinine dikkat ediyoruz. Çok fazla su vermiyoruz. Yaz günlerinde haftada iki gün, kışın haftada bir gün aynı ölçekte ve dinlenmiş suyla sulama yapıyoruz. Akdeniz bölgesi ve güneşli alanlarla bütünleşmiştir. Ancak çok fazla güneş bazı yanıklara sebep olabilir. O sebeple bol ışık alan yarı gölge yerlerde daha iyi gelişir ve çiçek açar. Elbette toprağı humuslu ve süzek olmalı. Bitki kök atımı yaptıkça üst yaprakları sararacaktır. Bu yaprakları bitkinin bünyesinden uzaklaştırırsak daha kolay kök atacaktır. Suda da köklendirebiliriz ama toprakta o kadar çabuk kök atıyor ki suda bekletmeye gerek var mı bilemiyorum. Bütün yaz boyunca o güzel çiçeklerini bizimle paylaşan, bize güzel kokularını veren sardunyamız yavaş yavaş kış uykusuna girmeye başladı. Hızlı esen rüzgarlar yapraklarını birazcık hırpaladı. Onu birazcık kuytu bir köşeye aldım ve yeni yıla hazır.